Orayın Ulusalcı İslamcı İttifak Yakın tarihin kuşkusuz en şaşırtıcı ittifaklarından biri Doğu Perinçek ve arkadaşlarının Erdoğan'a destek vermeleri. Türkiye tarihindeki rolleri yatsınamaz. Siyasette rakamsal olarak bir varlık göstermeseler de uzun yıllardır düşünce hayatındaki etkileri büyük. Perinçek'in defalarca hapse atılmasına, siyasi hayata engellenmesine rağmen her dönem ayakta kalabilmesi, bir şekilde tartışmaların merkezinde yer alabilmesi, aydınlıkçılara kayıtsız kalınamayacağını gösteriyor. Ultra Kemalist bir hareketin Erdoğan'ın yanında yer almasını normal şartlarda anlamak güç olabilirdi. Ancak normal şartlarda bir araya gelmeyecek iki grubu FETÖ'ye karşı mücadele birleştirdi. Aydınlık zaten bin yıldır cemaat tehlikesine dikkat çekiyor. Bu yüzden de FETÖ'cü, savcı ve polislerin hedefindeydi. Ergenekon kumpası başladığında ilk olarak Doğu Perinçek ve arkadaşları zindanı boyladı. Oysa onlar şahsen mağdur olmadan da Türkiye Cumhuriyeti için en büyük tehdidin FETÖ olduğunu savunuyorlardı. FETÖ ile mücadele bitene kadar da Erdoğan'a destek vermeyi sürdürecekler. Çünkü FETÖ'yü bitirmek Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini de garanti altına almak anlamına geliyor. 15 Temmuz FETÖ tehdidinin boyutlu larını göstermesi bakımından bir uyarıydı. Ama daha da ötesi hepimizin ortak paydasının Türkiye Cumhuriyeti'nin devamlılığı olduğunu kanıtladı. Liberallerin anlamadığı darbenin sadece hükümeti değil, rejimi cumhuriyeti devirmek için tezgahlandığıydı. Epey bir süredir Erdoğan ve arkadaşları dışarıdan katıldıkları sistemin ta kendisine dönüştüler. Müesses nizama alternatif olarak parlayan bir siyasi parti artık bizzat düzenin kendisini oluşturuyor. Devlet yönetiminde geçen uzun yıllar iktidara artık dışarıdan olma lüksünü vermiyor. Kaçınılmaz olarak var oldukları sistemin bir parçası oluyorlar. 15 Temmuz'dan sonra iktidar saflığındaki kimi söylemlerde devletin bütünlüğüne hatta Atatürk'e yapılan vurgu da bu geçişin bir işareti. Türkiye Cumhuriyeti'ne her ne pahasına olursa olsun sahip çıkmak zorundayız. Yeniden yeni kapı. Kemalizm ve Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması ve tek devlet doktrini diye yorumlarsak FETÖ ile mücadele 15 Temmuz darbesinin engellenmesi Erdoğan ve partisini ister istemez Kemalizm ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir dönem eski Türkiye denen yapının en kritik kalesi haline getiriyor. Darbenin hemen ardından oluşan yeni kapı ittifakına geniş kitlelerin destek vermesi birçok beyaz Türk'ün Erdoğan'ın safında yer alması bundandı. Ancak olağanüstü hal şartlarında referandum sürecinde ve birçok başka dikkat dağınıklığıyla ne yazık ki yeni kapı ittifakı çatır dedi. 15 Temmuz'un birinci yıl dönümü yaklaşırken geniş kitleleri de yeniden içine alacak bir halk koalisyonunun nasıl kurulacağını tartışmamız gerekiyor. Özellikle darbeyi önlemiş bir iktidarın özgürlüklerin önünü açması, kapsayıcı bir dil kullanması bu aşamada kritik. Erdoğan'ın 15 Temmuz'da yapacağı konuşma bu açıdan hayati önem taşıyor. Oray Eğin, Habertürk.